Ay, vay be. Ay sıcak oldu da ya bir anda. Şimdi hazır ve nazırken başlıyorum. Ay çok heyecanlandım ya. Tamam, dik duralım. Derin bir nefes al, rahatla. Başarırsın Kardelen diye. Aloha. Bu videoda sizlerle taşınma hikayemi paylaşacağım ve yani bu videodan önce aslında saydım daha fazla olduğunu düşünüyordum. Nedense böyle 25-28 kere falan taşındığımı düşünüyordum ama şöyle oturup gerçekten ben hani nerelerde yaşadım diye baktım ve hayatım boyunca tam 12 kez taşınmışım arkadaşlar. Bu taşınma hikayemi de açıkçası anlatmak istiyorum. Çünkü hem bu videoyu çekeyim hem de bu videodan sonra bir de eğer siz de isterseniz yurt dışında yaşamanın artı ve eksileri diye bir video da çekmek istiyorum. Özellikle son zamanlarda böyle hani yurt dışına taşınmak isteyen ve iyi olur mu, nasıl olur, hani artıları nedir, eksileri nedir diye hani çok fazla soru geliyor demeyeyim aslında ama çok konuşma duyuyorum diyeyim. Hani bana böyle birebir hani Kardelen bu konudaki fikrin ne diye deli gibi soru gelmiyor ama hani çok bu konuyu duyuyorum her yerde. O yüzden hani ben de sonuçta baya böyle topladığınızda bir 11-12 sene, topladığınızda diyorum bu arada hani yaz okullarına böyle yılda 3 ay, 3,5 ay gidip kaldığım olduğu için hani o 3,5 ayları da topladığımda bir dönem galiba tam 11 yıl 7 ay ya da 8 ay öyle bir şey yurt dışında yaşamıştım. Neyse hani bununla ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. Size de yararın olacağını düşünüyorum. Ama o videodan önce şöyle bir taşınma hikayelerimi size anlatayım. Ve neden ben deli miyim neyim? Hayatım boyunca 12 kere ev değiştirdim. Biraz bunu sizlerle paylaşayım istedim. Taşınmanın artı ve eksilerinden ve neden taşındığımdan videonun sonunda bahsedeyim diyorum. Öncelikle ben size hani doğumumdan itibaren hangi yerlerde ne kadar yaşadığıma değinerek bir şöyle başlayayım artık bu videoya. 1988 yılında doğdum ben zaten arkadaşlar ve 8 yaşına kadar yani 1988-96 arası Yeşilköy'deydim. Hatta o ev yani keşke fotoğrafları olsaydı. Tabii ki o zamanlarda hani böyle telefon, akıllı telefonlar falan yoktu. Ve evimizin bir fotoğrafı yok. Yani hiç göremedim. Hiçbir albümde hani ev değiştirirken böyle albümlere ara ara bakıyordum ki ben fotoğraf çok severim. Zaten fotoğraf mezunuyum ya. Hani bayağı böyle fotoğrafa ilgim vardı ama Yeşilköy'deki evimizin fotoğrafından hani şöyle dışarıdan çekilen bir fotoğrafını hiç bulamadım. Neyse ve bu arada 99 depreminde de yani biz oradan taşındıktan tam 3 sene sonra da o ev yıkıldı. Böyle bildiğiniz hani ben depremden sonra gitmiştim tam yıkılmadan hemen önce. Hani ortasından böyle yarılmıştı ve ayrılmıştı yani ev. Hatta çok duygulanmıştım hani o zamanlarda böyle o evi son kez hani yıkılmadan hemen önce gördüm ve yıkılacağını bildiğim için. O ev benim için çok özeldi. Hatta hiç unutmuyorum Yeşilköy'de Arslan Sokak'taydı. Sonra yıkıldı böyle yeşil bence çok kro yani diyeceğim bunu hani bu benim düşüncem kimseyi yargılamıyorum ama bence kötü bir bina yapıldı oraya sonrasında bir müteahhit işte aldı falan. O ev benim için çok değerliydi ve hayatım boyunca en sevdiğim 3 evden biri bu evdi. Bir diğer ev şu anki yaşadığım ev ve bir diğer hani en sevdiğim 3 evden biri de Londra'da yaşadığım Old Street'teki evimdi. Ama Yeşilköy'deki evin benim için çok özel olmasının en büyük sebebi o evin her yerinde babamın elinin işçiliğinin aslında olmasıydı. Ve benim babam gerçekten bir sanatçıdır. Yani işte resim yapardı, çok güzel şarkı söyler, el sanatlarına çok ilgilidir ve yeteneği de vardır. Yani gerçekten çok güzel işler böyle çıkarır, pratiktir ve ince hani hiç sıkılmaz. Bazı insanlar böyle milim milim işler ve hiç sıkılmaz ya. Babam da öyle, ya o tür insanlardan biridir diyeyim. O evde de böyle hep taştandı. Hani şöminemiz vardı, barımız vardı, bar taburelerimiz vardı falan. Hani ben böyle küçükken gittiğim, gördüğüm birçok evden çok farklı olduğunu biliyordum. Ve hani tabii ki de doğup büyüdüğüm evdi. O yüzden benim için çok özel ve kıymetli bir yere sahip açıkçası. Bunun yanı sıra bir de şu noktası var. Hani benim ay burcum yengeç.
astrolojiden biraz olsun anlıyorsanız, ki anlamanız gerekmiyor bu arada, hani bunu sadece parantez içinde astrolojiye biraz ilgisi olanlar için söylüyorum. Ay burcu yengeç olanlar zaten böyle hani evlere, nostaljiye falan biraz düşkün oluyorlar. O yüzden de böyle hani şunun hep özlemini artık çekme kardelen, bu özlemi desem de kendime, hani hep doğup büyüdüğü evde yaşayanlar ya da o evi hani kiralayanlar, hani ya da satmış olsa da o ev duruyor bir yerde, hani onu bilenler vardır ya, ben hep onlara özenmişimdir. Hani benim işte doğup büyüdüğüm ev hani depremde yıkıldı sonuçta. Tabii ki de ne hayatlar var, bunu böyle hiçbir şekilde ah o ev nerede, niye yok falan gibi bir yerden söylemiyorum ama gerçekten benim için çok özel bir yere sahip bir evdi. Bir de daha sonra hani bina komple yıkılıp bambaşka bir bina da yapıldığı için hani şu an oraya gittiğimde bile birkaç kere, çünkü hani oralardan geçerken gittim, aynı tadı vermiyor. Hatta bizim zamanımızda arkadaşlar sokaklarda oynanabiliyordu ve hani o zamanlarda böyle kapıcı çocukları diyorlardı yani. Ama bu hani bir küçümseme içermiyor. Bunları da böyle özellikle altını çizmek istiyorum. Hani oradan buradan yanlış anlamayın diye. Yani gerçekten şu ince düşünmek başa bela bazen. Neyse, bizim isimlerini unuttum. İki tane çocuğu vardı. Bir kız bir erkekti galiba işte. Onlarla çok oynardım. Hani ve biz böyle giriş katında oturuyorduk. Hani aşağı baktığımda böyle bir otopark yeri vardı. Ama tabii o zaman ben otopark ne onu bile bilmiyorum. Hani otopark yerinde hep top oynardık biz. Böyle camdan baktığımda hani onlar top oynuyorsa ben de aşağı giderdim. Hani böyle beraber oynardık. Neyse çok uzatmayayım. Daha birkaç evden daha bahsedeceğim. Ama bu ev benim için en kıymetli evlerden biriydi. Ve dediğim gibi ben 8 yaşındayken, yani tam 96 senesinde biz Nişantaşı'na taşındık. Nişantaşı'nda da annemin ofisi vardı. Avukatlık, yani hukuk bürosu vardı. Ve hani yaşadığımız evde hukuk bürosunun hemen karşısındaydı. Nişantaşı'nda da iki kere ev değiştirdik. Çünkü bizim ev sahibimizin psikolojik çok ağır sorunları vardı diyeyim o dönemlerde. Ve bizim yaşadığımız ev ve hemen karşısındaki ev diyeyim aynı katta kendisine aitti, o kadına aitti ve bizimle yer değiştirmek istedi işte bir süre sonra ve biz o eve geçtik. Yani etti size 3 ev şimdiye kadar. Nişantaşı'nı ben çok sevmemiştim. Hani hiçbir zaman açıkçası İstanbul'da Nişantaşı bölgesi böyle en bayıldığım bölgelerden biri olmamıştı ama annemin işine yakın diye orada oturmuştuk. Dördüncü taşındığımız ev Ulus'tu arkadaşlar. Bu arada 96-98 arası biz Nişantaşı'ndaydık. 98-2001 ya da 98-2002 arası da Ulus'taydık. Yani o evi de hiç unutmuyorum, orada oturduğumuz ev. Gerçekten çok güzel anılarım oldu. 3-4 sene ortaokul hayatım boyunca oradaydık. Güzel bir evdi, çok rahat bir evdi. Böyle tam hani ergenlik çağlarımı yaşadığım, ki benim ergenliğim çok zor geçti. Ne olmuş yani, podcast'ı bu arada dinlemiyorsanız Instagram'da buraları bir yerlere bırakayım. Orada biraz böyle buhranlı hani ergenlik dönemlerimde özellikle yaşadığım bazı şeylerden de bahsediyorum. Hani kendi hayatımdan birçok şeyi sizlerle paylaştığım bölümler çok var. Aynı zamanda konuklu bölümlerde. Neyse, yani bu Ulus'tayken yaşadığım dönem benim hayatımın zorlu bir dönemiydi. Ama biz bir sitede oturuyorduk ve o site çok güzeldi. Böyle havuzu vardı, havuza gidiyorduk falan. Güzel bir evdi ya. Çok keyifli zamanlarımın geçtiği bir evdi. Bir de hiç şeyi unutmuyorum. Bir gün işte benim çok yakın bir arkadaşım vardı, Çağla diye. Onunla böyle havuza inmişiz ve yazın herhalde hani tatile gidememişim bir sebepten dolayı. Havuza gidelim dedik ve hani bazen çok kalabalık oluyordu havuz. Hani bazen böyle çok az kişi oluyordu. Hani site de çok dolu bir siteydi bu arada. Ben uyuyakalmışım ve o zaman hani güneş kremi falan kullanmıyorum. Yani annem zorla sürüyor ama küçüğüm, hani 13-14 yaşlarında bile varım yokumdur. Çağla da bir sebepten dolayı o da mı uyuyakalmıştı ya da o böyle başka birileriyle telefonda mı konuşuyordu bilmiyorum. Ya da ben uyuyorum diye beni bırakmış mıydı? Hani ne delilik ama, niye beni bıraksın? Ben bir sebepten dolayı uyandırılmadım. Ya da düşünmedi herhalde güneş yanığını. Ama hayatımda hiç o kadar kötü yanmadım. Yani onu hiç unutmuyorum. Bütün böyle 3 gece, yani 3 gece 4 gün falan hep yoğurt sürmüşlerdi. Ve her yerim acıyordu, öyle diyeyim size. Çok güzel zamanlar oldu. Bol bol paten kayardık falan.
Bu da böyle hani çok böyle detaylı aslında size anlatasım geliyor da hani çok detaylandırmak da istemiyorum. Hoşunuza gidenler yani bu hikayeleri ya da bunu böyle detaylıca dinlemeyi sevenleriniz de vardır, sevmeyenleriniz de vardır diye böyle bu video hem çok uzamasın hem konu da çok dağılmasın diye böyle kısa kısa anlatıyorum. Ama daha detaylı belki bir podcast'te bir bölümde hani buna değinerek, yaşadığım evlere değinerek bir soru üzerinden bir bölümde kaydedebilirim. O yüzden detaylı böyle Kardelen bak şu soruyu sorarak bu konuya yine değinebilirsin dediğiniz bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Podcast'te daha detaylı konuşabiliriz. Ve sonrasında 5. ev oluyor. Biz 2002 yılıydı galiba. Oradan taşındık ve annemin şu anda yaşadığı eve geçtik. O biraz daha tabii ki geniş bir evdi. Bu arada şeyi söylemedim. Benim manevi annem yani Stacia ile ben 11 yaşındayken tam 99 yılında tanıştık arkadaşlar. Ve hayatımda Stacia'nın yeri çok büyüktür. Hatta Marmaris'te sohbetli bir böyle video çekmiştik. Onu izleyenleriniz vardır. İzlemeyenleriniz varsa da şuraya koyuyorum. Stacia ile biz Ulus'tayken tanışmıştık. Hiç unutmam. Hatta benim o zamanlar toka koleksiyonum vardı. Euro Moda vardı. Onu da hatırlarsınız Akmerkez'de. Böyle babamla hep hani 2 haftada bir hafta sonu beni aldığında oraya götürdü. Böyle renkli renkli tokalar o zaman çok yoktu yani şimdiki zamanlardaki gibi. Ve benim böyle sepet sepet toka koleksiyonlarım vardı. Stacia'yla da ilk böyle karşılaşmamızda o da anaokulu hocasıydı. Hani wow senin ne kadar güzel tokaların var, ne renkli tokaların var falan diye. Ulus'taki evde tanışmıştık, onu da unutmuyorum. Şimdi dediğim gibi 5. eve geçmiş olursak, geçersek annemin şimdiki eviydi. Orası da çok güzeldi. Yani özellikle o odamın fotoğrafı var. Onu koyacağım buralara bir yerlere ve gerçekten benim böyle punk çağlarımı yaşadığım en renkli zamanlarımdı. Yani o zamanlarda beni sokakta görseniz gerçekten Kardelen tanıdığım en deli ve en renkli insansın falan derdiniz. 16 yaşlarımdan falan bahsediyorum arkadaşlar lise hayatımda. O zamanlar hatta Kastav diye bir böyle liseler arası müzik yarışması vardı. Ona katılıyorduk. 2 tane Deniz diye onlar da deli dolu arkadaşlarım vardı böyle. Biri gitar çalıyordu, biri şarkı söylüyordu. Ben de o zamanlarda gitar çalıyordum. Neyse biz böyle peruklar takardık falan filan. Bildiğiniz böyle neon turuncu, neon pembe falan peruklarım vardı. Karga pantolonlar o zaman çok modaydı falan. Güzel zamanlardı. O odamı çok severdim, onu diyordum. Hatta annemin bir arkadaşı vardı, çok tatlı bir arkadaşı. Böyle bana özel, hani bana özel dediğim renklerini falan tam bana göre koltuklar yapmıştı. İşte boy aynasında böyle neon pembe bir şerit çekmişti. O odam... Yani hayatım boyunca tabii ki annemle yaşarken sonuçta o ev yani kendi evim değil bir odada yaşıyorum hani aileyle yaşıyorum. Dolayısıyla bu hani büyüdüğüm süre boyunca diyeyim en kendimi böyle evet burası benim yuvam diye hissettiğim oda o annemin evindeki o odadır. Bir de 2 oda vardı aslında böyle hani o aradaki duvarı kırdırmıştı annem. O yüzden böyle bayağı geniş bir oda olmuştu. O zamanlarda böyle laptoplar yok tabii. Bilgisayarlar vardı o hani Apple'ın renkli bende pembesi vardı falan. Çok güzel zamanlardı ya gerçekten yani hatırladığımda internete bağlanıyorduk falan hatırlar mısınız o dönemleri böyle bir ses gelirdi arkadan. O zamanlarımı ben işte bu 5. evde geçirdim. 5. oluyor galiba 1, 2, 3, 4, 5 aynen. Sonrasında annem başka bir yere taşındı yine yakınlarda. Ben de 18,5 yaşlarımda Los Angeles artık lisem bittiğinde Los Angeles'a taşındım. Yani daha doğrusu üniversite için oraya gittim. Etti size 6. Şimdi Los Angeles'ta aslında 2 olarak sayacağım. Çünkü ilk gittiğimde hani bir 6 ay kadar oda arkadaşım vardı ve gerçekten çok küçük bir odaydı. Yani hani uyuduğunuzda yattığınız yatak yatıyorsunuz yani şöyle elinizi uzattığınızda diğer yatağa hani şöyle yaptığınızda bile değiyordunuz. O kadar mesafe yok aranızda. Ve hani kalktığınız gibi masadasınız. Yani kalkıp 2 adım falan atamıyorsunuz. Hani kalktığınız gibi masa vardı falan. Çok küçüktü tabii ki. Dolayısıyla hani 2. dönemde de biraz daha işte fazla ücret ödüyordunuz. Onu net hatırlıyorum.
Tek odaya çıkmıştım ama çok rahattı. Yani sevdiğim arkadaşlarım böyle arada yer yatağı yapıyordum. Hani yurtta bende kalıyorlardı. Yine yurttaydım ama tek başıma işte odadaydım. Dolayısıyla bunu iki olarak sayabilirim. Hani 6 ay kadar oradaydım. 6 ay kadar da diğer işte kendime ait o yerdeydim diyeyim. Hani odadaydım. Orada da keyifli zamanlarım geçti ve psikoloji okumak istiyordum. Aslında ben psikolog olmak istiyordum o zamanlarda. Ama sonrasında üniversitede aldığım eğitim, hani Fransız lisesinde aldığım eğitimden çok 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 daha kolay olduğu için istemedim. Yani hem de basma kalıp geldi orada aldığım eğitim sistemi. O yüzden istemedim. Ama dediğim gibi yani böyle bir yıl falan benim yurtta geçti oradaki hayatım. Sonrasında arkadaşlar, Los Angeles'tan sonra ben bir sene ara verdim ve o bir sene boyunca gezdim. Ama hani bunu böyle yaşamak olarak katmıyorum, yani bir yerde yaşamak olarak saymıyorum. Çünkü dedim ya, bu videoyu çekmeden önce böyle not aldığımda bir baktım. 3-4 ay kadar mesela Paris'te yaşadım. Ama hani bunu saymadım. Ya da hani 11 yaşımdan beri hep böyle 3 ay, 3,5 ay İngiltere'de ilk gittim. Sonra da hep Amerika'da, yani 4-5 yaz boyunca 3-3,5 ay Amerika'da yaz okullarına gittim. Hani bütün yazım orada geçmişti ama onları yaşamak olarak almadım. Onun dışında Avrupa turu da yapmıştım mesela 2-3 ay, onu da katmadım. Avustralya'da işte bu dedim yani, Los Angeles'tan sonra bir yıl ara verdim. Balkanları gezmiştim, Avustralya'ya gitmiştim. Hatta Avustralya'daki anılarımı falan merak edenler çok oldu. Bana onunla ilgili yazan çok oldu. Podcast'te hani bunu böyle detaylı anlattığım bir bölüm çeker misin Kardelen diye, onu ele alacağım. Özellikle Avustralya anılarımı merak ediyorsunuz, onu anlatacağım size arkadaşlar. Tabii bayağı seneler oldu ama onu özel, yani böyle detaylı detaylı anlatacağım size. Merak edenleriniz var biliyorum. Neyse, bunları saymıyorum. O 1-1,5 seneye yakın süreci. Sonra ben 2009'du. 2009'da Londra'ya taşındım ve 5,5 sene orada yaşadım. Zaten üniversiteyi de orada okudum. Londra'dayken de ilk sene Chelsea diye bir bölge var orada. Harrods'un olduğu bölge diyeyim. Annem hani böyle güvenli olur falan diye beni bayağı baskı ve zorla, hani en güvenli yer burası, en güzel yer burası diye oraya taşındım ilk sene. Ama tabii o bir senede ben hani Londra'yı bayağı keşfettim. Sonra Bermondsey diye bu London Bridge'in yakınındaki bir yere taşındım. Ama orası o kadar güzel bir yer değildi. Yani hani metro istasyonunda biri öldürülmüştü, öyle diyeyim hatta. Bu olay olduktan sonra ben bayağı korktum. Ki Londra artık o zaman da çok güvenli bir yer değildi ama artık hiç güvenli bir yer olarak görmüyorum. Hani ben taşındığımda bence bir tık daha güvenliydi. Ama İstanbul da sonuçta öyle güvenli değil. Neyse, sonrasında Old Street bölgesine taşındım. Hackney, Old Street, Shoreditch, belki Londra'yı böyle biraz bilenleriniz varsa zaten aşinadır. Orada 2,5-3 sene oradaydım. Yani en sevdiğim evim, işte dedim ya videonun başında, en sevdiğim hani 3 ev. Bir şimdiki evim, bir o ilk doğduğum büyüdüğüm ev, bir de o Old Street'teki ev, bir de mezanin de arkadaşlar, böyle çok küçük bir evdi. Yani 60-70 metrekare var ya da yoktu, öyle diyeyim size. Böyle hatta vlogda Londra video izleyenler biliyor çünkü o binayı ben çektim. Imperial Hall diye bir binaydı orada. Ve giriyorsunuz, girdiğinizde hani direkt böyle işte masa var, burada böyle bir koltuk var, işte tuvalet var girer girmez sağda, sonra biraz daha ilerleyince işte salon, sonra merdivenden çıkıyorsunuz, asma kat, böyle mezanin diye geçen hani bir yatak var zaten orada ve yukarı böyle pencere vardı ve yukarı, yani uyuduğunuzda, yattığınızda o pencereden yıldızları görüyordunuz, sabah uyandığınızda hani bulutlar geçiyordu. Efsane bir şey, ben bayılıyorum ona yani gerçekten. Hani ileride de böyle bir ev satın alırsam, böyle bir imkan olursa gökyüzünü görebileceğim, yani yatağımdan böyle gökyüzünü görebileceğim bir yer açılsın çok isterim. Yani öyle bir pencere olsun çok isterim. O detay özellikle beni çok etkilemişti ama o ev ve yaşadığım her şey, ben o evde gerçekten çok büyüdüm. Çok fazla böyle bu homesick denir ya, hani Türkiye'ye dönmek isteyip dönemediğim çok zaman olmuştu ama onu tabii ben Los Angeles'ta bir 4,5 ay dönemediğim bir dönem vardı. Orada daha da yaşamıştım. Ama Londra'da da oluyordu. Yani hani ben size bunu bu videoda bahsetmeyeyim ama yurt dışında yaşamanın artı ve eksilerinden bahsettiğim o videoyu çekersem, bu arada siz de yorumlara yazın. Sorularınız var mı? Hani Kardelen, sizi bekleyeyim hatta. Bu video yayınlanana kadar o videoyu çekmeyeceğim.
Ama arkadaşlar bu videonun altına sorularınızın hepsini yazın ki ben de o videoyu ele aldığımda buradaki sorularınıza da hani cevap vererek ilerleyeyim. Öyle daha iyi olabilir hatta. Böyleydi yani Londra'daki hikayem. O da çok güzeldi. Londra'dan sonra arkadaşlar temelli dönüş yapmaya karar verince ben hatta 10 Mayıs 2015'te gezi olayları patlamıştı hatırlarsınız. 2015 değil ne diyorum 2013. 10 Mayıs 2013 çünkü ben 19 Haziran 2013'te temelli döndüm. Ve 10 Mayıs'ta işte Emirgan'da evimi kiralamıştım. O da böyle 80-90 metrekarelik bir evdi. Ama benim tek istediğim deniz görsün. Yani ben denizi çok özlemiştim. Gelir gelmez de ayağıma zaten İstanbul dövmesi yaptırdım. Yani İstanbul'u çok özledim ve denizin kenarında hani hiç önemli değil minicik olsun gerekirse 60 metrekare olsun tamam. Ama denizi görmek istiyorum diye o evi zaten görünce direkt hani deniz manzarasına vurularak kiralamıştım. Orada da bir iki sene kadar yaşadım. Sonra komşu, yani alttaki komşum gerçekten hani bazı insanlar deli bence. Bunu da yargılıyorum demek istemiyorum ama gerçekten bazı insanlar kötü arkadaşlar ya. Kötü insanlar da vardır. Yani o kadın altında yaşayan bir kadın vardı. İsmini tabii ki de vermem ama çok çok kötü davranıyordu bana ve hiçbir sebep yoktu. Ben bayağı hani sessizimdir. Böyle parti falan zaten yapmadım. Hani iyi bir ev kiracı olduğumu düşünüyorum. Ev bu arada onun da değildi ama beni hep böyle rahatsız ediyordu. Hani neyse ondan dolayı en çok ondan rahatsız olmuştum. Sonra taşındım oradan. Emirgan'dan sonra da bu eve değil ama bu evin çok yakınında başka bir eve taşındım. 2015 olması lazım. 2018 aralığında da bu eve taşındım. Ve İşte 4-5 senedir de bu evde yaşıyorum. Gerçekten bu evimi de çok seviyorum. Bence ev yani en azından benim için böyle evim benim tapınağım gibi görüyorum. Böyle kutsal yerim. O yüzden hani ben arkadaşlarımı bile çok nadir ağırlıyorum mesela ki bu benim seçimim. Tabii ki de hani başım üstüne birçok arkadaşım, çok sevdiğim arkadaşlarım var diyeceğim. Ama yani öyle mesela bazıları vardır ya her gün bir arkadaşını davet eder, her gün birileri kalabilir falan hani rahattır bu konularda. Ben öyle değilim ya. Alanıma bayağı düşkünümdür. Hani mesela ev arkadaşıyla yaşamak artık, tabii ki üniversite yıllarında yaşadığım çok ev arkadaşım oldu. Ama mesela konuşamıyorum. Ev arkadaşıyla yaşamak bile bana biraz zor geliyor. Yani hem alanıma hem de özgürlüğüme artık fazla düşkün olduğumu düşünüyorum. Neyse, bu videoyu artık daha uzatmayayım çünkü konu konuyu açar ve ben zaten sizlerle konuşmaya başladığımda konuşmaya doyamıyorum ve açıldıkça açılıyorum. Şimdi taşınmanın artı ve eksileri neler diye sorarsanız da bence taşınmanın en büyük eksisi alıştığınız bir düzeni geride bırakıyorsunuz ve özellikle hani şehir değiştiriyorsanız ya da ülke değiştiriyorsanız oradaki arkadaşlarınızı, tanıdığınız insanları, hatta hep gittiğiniz bakkalı kafeyi, orada tanıştığınız insanları hani bunlar belki küçük gibi gelebilir ama bana göre çok büyük şeyler, kurduğunuz dostlukları, bağları bunların hepsini arkanızda bırakıyorsunuz. Ve ben bunu yaptığımda bıçak gibi kesme taraftarıyım. Tabii ki de arayıp sorduğum, hala Londra'dan zaten çok yakın arkadaşlarım var iletişimde olduğum. Geride bırakmanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa hani en azından ben mesela kendime acı çektiriyor oluyorum. O yüzden en büyük eksisinin bu olduğunu söyleyeceğim. Artı olarak da bence taşınmak insana çok şey katıyor. Yani gerek bir şehir olsun, gerek ülke olsun. Zaten ülkede farklı kültürlerden insanları da tanıma şansınız oluyor. Hani bir ülke değiştirdiğinizde ya da farklı bir ülkeye taşındığınızda. Ama en büyük artısının farklı bir dil öğrenmek ya da yani başka bir şehirde bile o şehire özgü bir sürü farklı tatlar var diyeyim. Onları öğreniyorsunuz, görüyorsunuz. O bence çok kıymetli bir şey. En büyük artısının da bu olduğunu düşünüyorum. Ben neden taşındım? Bence bunu hani zaten video boyunca cevap verdim. Hani üniversite hayatım, işte eğitimden dolayı sonrasında geri dönmek istedim. Çünkü temelli dönüş yaptım. Yaz okulları sebebiyle de zaten gittiğim oldu. Benim bu sebeplerden dolayı taşınma maceram gelişti. Bunun dışında hani sizin bana ekstra başka sorularınız olursa da zaten yorumlara yazabilirsiniz. Siz hayatınız boyunca hiç taşındınız mı diyeceğim ama bu da böyle garip bir soru oluyor. Çünkü eminim birçoğumuz en az bir iki kere taşınmıştır diye düşünüyorum. Hatta şunu çok merak ediyorum.
Hayatı boyunca doğup büyüdüğü evde şu anda bile yaşayanlarınız var mı? Bu arada 25 yaşın altındaysanız hani belki bunun olması daha muhtemeldir. Ama 25 yaş üstünün biraz daha az. Hani tabii ki olabilir, vardır yani neden olmasın ki imrendiğim de bir şey dediğim gibi. Daha az olabilir yani sizin de hem ne kadar taşındınız, sizin için nasıl oldu? Hem bunu hem de hala doğup büyüdüğünüz evde yaşıyor musunuz? Onu merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda Instagram'dan takipte kalmak için Instagram'ı bırakıyorum şuraya ya da buraya bir yerlere. Oradan Instagram'dan takipte kalabilirsiniz. İzlediğiniz için kocaman 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 mahalo arkadaşlar. İyi ki varsınız. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda her cuma 6'da video yayına geliyor. Biliyorsunuz artık bu aralar bayağı vlog da çekmeye başladım. Hani ara ara böyle farklı yerlere gittiğimde vloglar da gelir yine. Zaten bu arada sırada olan vloglar da var. Vlogları da beğeniyor musunuz ya? Onu da merak ediyorum. Yani yorumlar kısmına böyle daha çok yazarsanız düşüncelerinizi çok sevinirim. Hani biliyorum izliyorsunuz, ediyorsunuz. Hani yorum yazmayı atlayabiliyoruz ama ben gerçekten bütün yorumları tek tek okuyorum. O yüzden benim için kıymetli. Bu arada her cuma 6'da dedim video yayına giriyoruz. Cuma günü olmazsa genelde pazar günü 12'de yayına giriyor videomuz diyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşça kalın. Bu arada konuşamıyorum. Yani ağzımda böyle geveliyormuşum gibi olay şey falan konuşasım geliyor. Çok saçma bir şey oldu bana. Niye böyle oluyor anlamadım. Ben de böyle bir insanım ya, ne yaparsınız?